Günden kalanlara hoş geldiniz. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz. Her çarşamba olduğu gibi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, başlayacağız birazdan. Önce bir rakamlara bakalım. Dün piyasa fiyatlamaları negatif taraftaydı. Özellikle küresel piyasalarda ABD satıcılıydı. Avrupa'ya yansımasını gördük. Borsa İstanbul tarafına yine içeriye kısmen yansımıştı. Bugün piyasalar toparlanma içerisinde. BIST endeksine baktığımızda %0.73'lük bir yükseliş. Dolar TL tarafına baktığımızda 7.48.75 kur tarafında ve Euro TL'de 8.85.78 seviyesini gördü. Euro dolar paritesinde yönün yukarı döndüğünü söyleyelim bir yandan. Özellikle dolar endeksinin aşağı çekilmesi devam ediyor. Tahvil tarafında 2 yıllık yatay, 10 yıllıkta da yukarı yönlü bir yükseliş var. Euro dolar 1.18.31. Şimdi Avrupa borsalarına baktığımız zaman Londra tarafında %1.61'lik, Fransa tarafında %1.48, Almanya %2'ye varan yükselişler ve İtalya tarafı %1.76'lık yükselişe işaret ediyor. Genel resim alıcılığı bir yandan yarın ECB toplantısından gelecek olan sözlü yönlendirme bekleniyor. Onun da detaylarını az sonra konuşacağız. ABD piyasalarına bir bakalım. Özellikle bu teknoloji hisselerindeki satışın durmuş olması şu an itibariyle tabii. Bu bir kar satışı mıydı yoksa devamı gelecek mi? ABD seçimleri öncesinde volatilitenin yüksek olması da beklenirken biraz bunları da konuşacağız. Dow Jones endeksi %1.69 an itibariyle S&P 500 %2'ye varan, Nasdaq tarafında da %2.38'lik bir yükseliş var. Emtia tarafında da yeşil bir ekran geliyor karşımıza. Spot altın %0.82. Özellikle bir süredir altında geri çekilme vardı. Onun telafisi gelir mi acaba? Oraya da bakacağız. Gram altın 468 TL'yi gördü. Dolar TL'nin de yükselişiyle birlikte. Bitcoin tarafında da %2.33'lük bir yükseliş var. Ve petroldeki geri çekilmenin de bir miktar hız kesip orada da bir toparlanma olduğunu söyleyelim. Şimdi Ankara'ya dönmeden önce kısa bir ara verelim. Ardından Ankara'da Sibel Erdem bizlerle olacak. Günden kalanlar devam ediyor efendim. Sadi hocamızla sohbete dönmeden önce son olarak Ankara'daki gündemi de alalım. Sibel Erdem karşımızda. Sibel, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Ankara gündemindeki son gelişmeler sende. Ankara'dan da merhaba, iyi akşamlar diyerek söze başlayalım. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler tabii ki başkentte yakından izleniyor. Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalar sürüyor. NATO devreye girmişti. Bununla ilgili yarın yürütülecek trafik de oldukça önemli ve Ankara bu gelişmeleri yakından izliyor. Yarın Brüksel'de NATO karargahında Türk ve Yunan askeri heyetlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. O görüşme aslında bugün yapılacaktı ama yarına ertelendi. Yarın Brüksel'de NATO karargahında Yunanistan masaya gelecek mi yoksa bu diplomasi çözüm arayışlarından kaçacak mı? Ankara bu sorunun yanıtını merak ediyor. Hem de bu gelişme dediğimiz gibi yakından takip ediliyor. Ayrıca yarın Fransa'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. O toplantıda da yine gündem Doğu Akdeniz olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Korsika adasında Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İspanya ve İtalya'nın da katılacağı bir toplantı yapılacak. Yarına ilişkin Doğu Akdeniz'le ilgili olarak böyle bir diplomasi ve görüşme trafiği yürütülecek. Bunun öncesinde ise Ankara'dan hem Atina'ya hem de Fransa'ya, Paris'e yönelik net mesajlar geldi. O mesajları veren isimlerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tu. Şentop Yunanistan'ı aklı selimle hareket etmeye davet etti. Ayrıca Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ve Ege'de uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini de belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Ömer Çelik ise hem Fransa hem de Yunanistan'a ilişkin mesajları
mesajını İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü üzerinden verdi. Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'nda provokasyon yapanlar İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler ifadelerini kullandı. Elbette salgınla mücadelede yine başkent gündeminin önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Korona tablosunda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Vaka sayısındaki artış sürüyor. Ankara'da en çok vaka sayısının görüldüğü iller arasında. Dün İçişleri Bakanlığı 81 ile alınacak önlemlerle ilgili bir genelge göndermişti. Bugün de o genelge doğrultusunda valilikler harekete geçti. O önlemleri hayata geçirmeye başladı. Elbette siyasetin de gündeminde hem alınan önlemler hem alınacak önlemler siyasiler tarafından da konuşuluyor ama siyaset dünyasında da koronavirüs vakasındaki artış devam ediyor. Ali Babacan ve Binali Yıldırım'ın ardından CHP sözcüsü Faik Öztrak da bugün koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Faik Öztrak genel durumunun iyi olduğunu da belirtti ve bu süreçte evden çalışacağını söyledi. Başkent gündeminde bu iki başlık öne çıkmaya devam ediyor Gözde. Teşekkürler Sibel, aktardığın bilgiler için. Evet Sade Hocam, tekrar hoş geldiniz. Adım adım gelen bir Covid var. Evet değil mi? Bir ikinci evet. Dalga sanki yavaş yavaş geliyor gibi beklentiler de. Öyle düşünüyor musunuz şu o yönde. Yani Dünya Sağlık Örgütü de aslında aynı uyarıyı yapıyor. Yani evet, böyle, ciddi anlamda şimdi havalar soğudukça herhalde biraz daha bu etkiyi göreceğiz gibi. Çünkü sıklıkla Covid vakaları duymaya başladık tekrar sosyal medyadan da. Çok fazla yakınımızdan da vaka gelince insan böyle yakınına çok yaklaşmayınca sanki başka bir gezegenden aktarıyorlarmış gibi geliyor. Ama aslında hani yanı başımızda birkaç kişi olduğunda bile yani hani geldi geliyor diye bilmiyorum şu anda hani çok fazla. Yani tabii bu çok riskli olursa. Yani sadece sağlık açısından değil ekonomi açısından da çok ciddi bir riski var. Tabii ekonomi nedeniyle açıldı herkes, dünya açıldı. Aksi takdirde ekonomiler duracak. Şimdi tekrar bir dalga başladı. Bu dalgada tekrar kapanma olacak mı? Kapanma olduğunda biliyoruz işte fabrikalar duruyor, insanlar işsiz kalıyor. Özellikle hizmet sektörü tamamen devre dışı kalıyor. Yani genel kanı ama sanki ne olursa olsun kapatılmayacakmış gibi. Evet, ekonomi değil için sanki öyle gibi görünüyor. İşte okulların açılmayacağı düşünürsek en azından birçok okulun açılmayacağını, uzaktan eğitimin başlayacağını düşünürsek herhalde biraz ekonomik gerekçeler de ön plana çıktığı için biraz öyle bekleyelim. Yani kapanmayacağız diye bekleyelim. Evet, sanayi odalarından mesela görüş almaya çalışıyoruz. Her gün farklı bir yerden. Orada da mesela işte üretimin aksamayacağı, ihracat tarafında görece şimdilik hani toparlanma var. Bundan sonrası için hani beklentilerde işte bir miktar belki hani bozulma olabilir. Avrupa'ya hani cephesine eğer konuşacaksak tabii şayet bilmiyorum. Ama ne diyelim bir V toparlanmadan da bahsediyoruz zaten bir süredir. Burada Berat Albayrak'ın da bugün yine yorumları vardı. Bugün belge değerlendirmede bulundu. V şeklinde toparlanma ikinci dalga olmazsa tabii şayet 2021'de de %5'in üzerinde. Hatta bugün işte Fitch'in raporunda konuşuyorduk bir yandan. Orada Türkiye'nin görece diğer ülkelerle performansı anlamında mesela ABD'nin daha hızlı toparlanacağı yine Türkiye'nin aynı kategoride işte Çin'in yine toparlanabileceği ama Avrupa'nın geride kalacağı konuşuluyor. Ya tabii ülkeleri karşılaştırırken de çok dikkat etmemiz lazım bizim. Hani işte bir Amerikan ekonomisinin toparlanmasıyla yani gelişmiş ülkenin toparlanmasıyla gelişmekte olan ülkenin toparlanması arasında çok büyük fark var. Bizim gibi ekonomiler çok daha dinamik hareket edebiliyor. Yani gelişmekte olan piyasalar daha hızlı hareket ediyor. Mesela Dünya Bankası'nın tahminlerine de baktığın zaman işte IMF'nin tahminleri özür dilerim IMF'nin tahminlerinde -%3 diyor mesela genel dünya ekonomisi için. Ama emerging marketler için -1 tahminini yapıyor. Neden? Çünkü gelişmekte olan piyasalarda büyüme dinamikleri çok daha farklı. O nedenle gelişmiş ülkelerle hani alıp bizi işte Amerika önce toparlandı. Bazen çünkü rakamları da Amerika ile kıyaslıyoruz veya Avrupa ile kıyaslıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir kere kıyaslayacağımız ülkeler bizim kendimiz gibi olan ülkelerdir.
Dolayısıyla oradaki dinamikler çok çok farklı. Hizmet sektörünün ağırlığı örneğin Amerika'da %90'lar civarında bir ağırlık var. Yani bu çok ciddi bir hizmet sektörü ağırlığı. Evet. Şimdi bizde bakarsanız %54-55 hizmet sektörü ağırlığı var. O bile yani diğer işte Rusya ile falan kıyaslarsak Rusya'da biraz daha düşük olabilir. 50'ler seviyesinde falan olabilir. Yani bu şekilde baktığınızda yani gidip de bir gelişmiş ülkeyle bizim gibi ekonomiyi karşılaştırıp toparlanma şöyle mi oldu böyle mi oldu diye düşünmemek lazım. Çünkü hala sosyal mesafeyi koruyor muyuz onu bilmiyorum da. İşte bugün İçişleri Bakanlığı yasakladı biliyorsun maskesiz dolaşmayı. Dolaşıyor yani herkes boynuna asıyor. Veyahut da dışarıda ben en azından İstanbul'da şimdi sokaklarda o kadar çok gördüm ki maskesi boğazında da maske yok yani hiç yani. Mesela hiç yok. Hiç yok. Bir de dükkanın önünde mesela duranlar var. Hiç yok. Dükkanın önünde konuşuyor ve zaten kaldırımlar küçücük. Birçok eşya var. Ya masa koymuşlar ya bir şey koymuşlar. Dükkanın içindeki bir tezgah koymuş dışarıya. Zaten şu kadarcık 1 metrelik, 1,5 metrelik mesafeden geçiyorsun. Bir de aralarından geçiyorsun konuşma yapanların ağızlarına maske şimdi yok. Şimdi mesela İngiltere önlem almış ya 6 kişiden fazla toplanmak yasak diye. Çok yaratıcı önlemler de görüyoruz ama hani böyle gülüyoruz ama bilmiyorum. Yok aslında yani bu gerçekten hani böyle dışarıda böyle konuşuyorlar ya ne olacak bize bir şey olmaz falan. En büyük tehlike işte burada. Biz böyle çok rahat böyle hemen herkesi böyle vatan hain diye suçlayıveriyoruz. Bu çok mu farklı yani diğerinden çok mu farklı bir şey? Bu ikinci bir dalga geldiğinde birçok insan tekrar işsiz kalacak ve birçok dükkanın da açılmadığını biliyoruz. Birçok otelin zaten açılmadığını biliyoruz. Şimdi insanların ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Yani biraz belki bir 15 gün tamamen kapatıp tamamen bu işi çözmek mi gerekiyor onu bilmiyorum. Tabii sağlıkçılar daha iyi bilecektir ama yani en azından ben Trakya Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan duyduğum kadarıyla yani en azından şu 6 aylık dönemde yani böyle kesin bir aşının bulunması işte bu artık çözüm oldu denmesi pek mümkün görünmüyor 6 aylık süre içinde. Çünkü bazı ilaç firmaları biliyorsun deneme yapıyor ve arkasından işte deneklere zarar verdiği için durdurmaya başladı bu ilaç sektöründeki arayışları da. Onun için bu belirsizlik devam ediyor ve biz de bu belirsizlik çerçevesinde ne yapmamız lazım? Hareket etmemiz lazım. Herkesin toplumsal olarak sorumluluğu üzerine alması lazım. Almıyorsa o zaman cezai yaptırımlar getireceksiniz. Yani burada anlamsız şekilde işte şimdi gördüm ben trafikte nasıl işte yanlış yere park ederse aracı çekiyorsun. Oradan işte 1.000 lira 2.000 lira şey yapıyorsun. Maskesiz gördüğün boğazını alsana da verirseniz cezayı düzgün bir ceza verirseniz hiç kimse bunu ihlal etmez. Ama sürekli ertelerseniz bu verdiğiniz ceza ya nasıl olsa ertelenir bir şey olmaz ya ödemeyiz affedilir nasıl olsa derseniz hiçbir zaman bunu önleyemezsiniz. Başka bunu önlersiniz. Başka bir dalga gelir orada önleyemezsiniz. Yani anlatabildim mi? Yani caydırıcı olması lazım bazı şeyleri. Peki. Şimdi bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu büyüme kompozisyonu üzerinden konuşmalarını tabii takip ederken 5-10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak diye bir söylemi de vardı. Evet. Hazine tarafında zaten 2021 takviminin yoğun olduğunu biliyoruz. Doğru. Ama son gelen rakamlar ne anlatıyor? Biraz tabii onları konuşalım. Ağustos ayında fazla verildi. Burada özellikle gelirlerde ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Detaylı olarak bir analiz edelim isterseniz. Şimdi tabii Ağustos ayında bir fazlamız var. Aşağı yukarı 30 milyar TL civarında faiz dışı nakit dengesinde fazla vermişiz. Dolayısıyla Ağustos ayında biliyorsun harcamaların en hızlı arttığı, faizlerin işte dip noktaya geldiği, kredilerin patladığı bir dönem. Az değil yani yılbaşından bu yana şöyle toparlarsak kabaca söyleyeyim. Yani 500 milyar TL'nin üzerinde ne verildi? Kredi kullandırıldı ekonomide. Şimdi 500 milyar TL'yi küçümsemeyelim. Bizim yani hani zorlasak gayri safi yurt içi hasıla 5 trilyon desek TL desek. Yani %10'u kadar bir parayı daha fazlasını tabii ki yani 5 trilyon değil bizim gayri safi yurt içi hasılamız. Daha rakamlar tam net olmadığı için 4 küsur olacak. Yani böyle baktığımız zaman 7-8 ayda biz çok ciddi bir kredi pompalaması yaptık.
Tabii ki bu kredi pompalaması harcamaya dönüştü. Harcamalar doğal olarak ithalatı uyardı. Bu işte ÖTV'yi uyardı. İthalden alınan KDV artmaya başladı. Gelirlerde bir artış söz konusu oldu. O nedenle herhalde bir açık değil, tam tersi bir 30 milyar TL'lik bir fazla verdik. Tabii ki olumlu fazla verilmesi. Ama bunun kaynağı çok olumlu değil. Çünkü diğer taraftan da sürdürülebilir. Ya sürdürülebilir lafını çok sevmiyorum. Neden hocam? Neden sevmiyorum biliyor musun? Ne kullanalım onu yani? Ya, vallahi bilmiyorum. Artık hani böyle bu sürdürülemez falan diyoruz ya. Vallahi sürüyor yani. Anlatabildim mi? Yıllardır diyorsun. Ya, bu sürdürülemez. Hayır, sürdürülemez dediğiniz şeyler sürdürülebilir. Neden sürdürülebilir? Dersiniz ki işte Ekim ayında mesela işte geri ödemeler başlayacak. Yani bankalar yeniden yapılandırma yaptı. Kredi ötelemeleri yapılmıştı. Ekim ayında bir parti ödenmesi lazım. Şimdi acaba ne olacak? Şimdi sürdürülemez dediğimiz şeyde tekrar kamu otoritesi çıkarsa derse ki bu kredileri bir daha yenileyin derse yine sürdürürsünüz. Ne olacak yani, anlatabildim mi? Şimdi spor kulüplerine mesela benzer bir adım atıldı kezlerde. Evet, onlarda da 2 yıl ödemesiz 10 yıla yaydılar borçlarını. Onlar da sürdürüyorlar. Yani sürdürürsünüz. Ama tabii bu belki şöyle diyelim. Sağlıklı bir büyüme değil. Sürdürülebilir demiyorum artık. Sağlıklı bir büyüme değil, kaliteli bir büyüme değil. İstihdam yaratmayan bir büyüme haline geliyor büyümeniz. Kalitesiz bir büyüme yaşıyoruz. Yani geniş kesimlerin gelirlerinin artmadığı bir büyüme yaşıyoruz. Oysa biz büyüme dediğimiz zaman geniş kesimlerin gelirlerini artıracak önlemlerle bu işi, yani onları borçlandırarak değil, gelirlerini artırarak çözümler oluşturmamız lazım. Belki bir dönem düşük büyümeye razı olmamız da gerekebilir. Çünkü dünyanın hali belli. Yani büyük bir belirsizlik var ortada. Biz krediyle büyümeye çalışıyoruz. Yani borçlandırarak büyümeye çalışıyoruz. Ama bu borçlandırarak büyüme kredideki artışın etkinliği artık gittikçe azalıyor. Yani kredi etkinliği de artık ekonomide cevap vermemeye başlıyor. İstihdam yaratmaya veyahut da sağlıklı büyümeye yanıt vermiyor krediler. Çünkü krediler ne olarak alındı? İşte çok düşük faize indirdiğiniz zaman kredi alıp döviz alıp altın alıyor. Yani böyle de bir... Bunu değil mi? Her yayında neredeyse konuşuyoruz bunu, işte. Son böyle bir yapı da var. Evet. Kredi büyümesi. Veyahut da siz bunu verdiğiniz zaman işte konut alıyor. Yani konut sektörü ağırlıklı olarak gidiyor. Veyahut da işte mevcut borcunu çevirmeye çalışıyor. Aa, daha düşük faiz buldum alayım diyor. O krediyi alıyor. Mevcut borcunu çevirmeye çalışıyor. Kredi kartı borcu varsa orayı ödemeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun aslında büyümeyi böyle çok ciddi şekilde uyardığı falan yok. Bir de tam tersi enflasyon dediğimiz bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani çünkü orada kredi mekanizması maalesef enflasyonist baskıyı da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Çünkü herkes şunu düşünüyor. İşte bir ayda bakın. Bir ayda, dün böyle bir 3-4 arkadaşla konuştuk. Ev satan arkadaşlardı bunlar. Bir ayda bir evin yaptığı prim %25. Bir ayda? Bir ayda. Durdu diyor ev fiyatları diyor. Bir ayda diyor %25 diyor. Ay başında satsaydım şu fiyata satardım. Ay sonunda sattım şu fiyata sattım diyor. %20-25 primle sattım. Yani biz 0.64'e düşürdük faizleri ama... Yani diğer taraftan ev fiyatları da %20 civarında top. Hadi yıl başından hatta bu yana işte diyelim. Hatta işte faizler artınca geri gelir diyorlardı ama o bizde geri gelmez. Öyle olmuyor. Bizde geri gelmez. Yapışkanlık var diyorsun. Yani çünkü biz şöyle bir şeyimiz de var bizim. Yani işte enflasyon artıyor. Hemen kur etkisi yaratıyor ve kur etkisi nedeniyle enflasyon oluyor falan diyoruz. Kredi artıyor işte enflasyon oluyor diyoruz. Aslında burada reel kesimin veyahut da piyasa mekanizmasının serbest olmaması veyahut da şöyle bir beklenti içine girmesi. Ya nasıl olsa biz sıkışmaya başladık, ekonomi sıkışmaya başladı. Nasıl olsa birazdan devlet önlemini alır. Bankalar kredi vermiyor ama bastırır bankalara. İşte aktif rasyosu gibi. İşte kredi vermeye başlar. Onun için ben niye fiyatı düşüreyim? Çünkü elimde hazır mal var.
Piyasada aksak bir de. Yani hani tekelci yapılar oluşmuş zaten. Ben niye fiyatımı düşürüp daha fazla karımdan feragat edeyim? O zaman ben ne yapıyorum? Fiyatları yükseltiyorum, bekliyorum böyle bir duruma karşı. Şimdi burada enflasyonun temel aslında nedenine baktığınızda, enflasyonun dinamiğine baktığınızda şey olur ya, asgari ücret arttı, maliyetler arttı, hadi bakalım enflasyon oldu. Yani bu bana göre şey değil. Yani çünkü sonuçta biz bir malıla değer biçerken, onun içinde sermayenin de yani karın da payı var, ücretin payı da var, diğer faktörler de var. Şimdi ücretin payı artıyorsa o zaman kardan biraz ne yapacak? Diğeri fedakarlık edecek. Ama etmiyor. Ne yapıyor? Diyor ki bir dakika diyor. Olmaz diyor. Ben diyor ne yapayım? Karımı korumam lazım diyor. O zaman fiyatı ben belirliyorum. Fiyatı belirleyen ben fiyatı bu şekilde yaptım diyor. Ve bu sefer fiyat belirleyemeyen bizim gibi kesimlerin cebinden fiyat belirleyenlerin cebine ne aktarmış oluyoruz? Kaynak aktarmış oluyoruz. Ve bu tabii ki gelir dağılımının yani benim satın alma gücümün düşmesi bu gelir dağılımının bozulması demek. Sonuçta bu sefer kapitalist kendi kazdığı kuyuya da düşmeye başlıyor. Evet kar oranını artırıyor ama benim gelirimi düşürdüğü için ben bu sefer gidip ne yapmıyorum? Harcamamaya başlıyorum. Harcamamaya bu sefer hadi bakalım talep yetersizliği. İşte niye araba satamıyoruz? Niye bu ev satamıyoruz? Ya bu fiyatlarla nasıl ev alacaksın? Yani bu fiyatlarla yani bilmiyorum. Yani normal 3500 hadi 5000 TL diyelim. Yoksulluk sınırının 7000 TL olduğu bir ülkeden hatta bahsediyoruz. Hatta en son 8000'lere yükselmiş. İşte 7000 diyelim biz 7-8000 aralığında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bu insanlara nasıl böyle 500 bin liralık bir evi satalım ki bugün 2 artı 1 ev normal koşullarda 500 bin TL konuşuluyor. 3 artı 1'e gittiğiniz zaman 600-700 binler konuşuluyor. Bugün 100 bin liralık bir kredi aldığınız zaman 1450 lira aylık taksit ödüyorsun. Yani 300 bin lira aldığın zaman zaten 4500 lira ödüyorsun. Yani bu, demek ki belli bir kesimin elinde bunu ödeyebilecek güç oluşmaya başlıyor. Orta sınıf gittikçe ne olmaya başlıyor? Daralmaya başlıyor. Yani burada biraz da hani biz hep işte parayı basıyoruz, enflasyon oluyor falan diyoruz ama öyle olmuyor. Yani parayı bastığımız için enflasyon olmuyor. İçeride bazı dinamikler değiştiği için fiyatlar önden yüklemeli olarak da geliyor. Ya bu rasyonel beklentiler. Nasıl olsa ne yapacağım? İşte satamıyorum elimdeki ama malı ama devlet nasıl olsa yetişecek birazdan. Ucuz kredi verecek. Veyahut da gelip alacak bizden. Destekleyecek. O zaman niye satayım? İşte Amerika'da olduğu gibi. Baktın elinde mal var. Ne diyelim? Tahvil bono, hisse senedi var. Nasıl olsa merkez bankaları gelip ne yapacak? Kurtaracak bunları. Ne yaptı? Gitti merkez bankaları. Onlara da mal diyelim. Biz de tahvil, kağıt diyelim. Onlara da mal olsun. Dolayısıyla geldi ne yaptı? FED para bastı. Likitte verdi diyelim. Para bastı demeyelim. Likitte verdi. ECB işte Avrupa Merkez Bankası para verdi. Japon Merkez Bankası para verdi. Sonuçta varlıklıların varlıklarını ne yapmış oldu? Satın almış oldu. Böylece varlıkların cebine daha yüksek fiyattan ne koymuş oldu? Para koymuş oldu. Bu servet dağılımını daha da bozdu. İşte gelir dağılımını daha da bozdu. Bu beklenti içindeyse ben niye satayım? Yani borsa düşüyor diye niye satayım elimdeki bir şeyi? Ancak kaldıraçlı bir şey yaptığınız zaman çok sıkışanlar ne yapıyor? Kaldıraçlı işlem yapmış oluyor. İşte bir koyup hani yüz kazanmak isteyenler bu işi yaptığı zaman, yakalandığı zaman eyvah diyor bu sefer. Elinde ne varsa likit olabilecek. Mesela altın fiyatları bir ara biliyorsun çok hızlı düşmüştü o kriz döneminde. Elinde likit varlık olarak bir tek altın var. Ötekilerin likitesi yok ki. Ötekiler kağıt. Yani sonuçta altın. Altını vermeye başladı. Altın satmaya başlayınca altın fiyatları düştü. Zaten merkez bankaları daha fazla dayanamadı. Hemen girdi ve piyasayı biliyorsun likiddeye boğdu. Evet. Ve varlıkları kurtardı. Şimdi balonlar oluşuyor. Niye işte iki gün dün değil mi Tesla %20 20 kaybetti. Bugün %10 artış var. Şeye bakın yani nasıl bir servet el değiştiriyorsa, nasıl bir volatilite ise bu tamamen artık diyorsun ki ya bunun bir ekonomik mantığı da kalmadı diyorsun.
Kesinlikle hocam. Bir borsa İstanbul tarafına da değinelim. Tabii. Şimdi kapadık. %1'e yakın primle efendim 1099 puan seviyesinde. Daniel Serap bizlerle olacak. İçerideki özellikle fiyatlamalarda nasıl bir seyir var? Daniel Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Ne dersiniz bugüne dair içeriye? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Baktığımız zaman borsa İstanbul'daki pozitif havanın devam ettiğini görüyoruz. Keza yurt dışı piyasalar da bugün artıda seyrediyorlar. Önce sabahdan itibaren vadeliler %1'e yakın pozitifteydi. Sonra %2'ye yaklaşan artılar olduğunu görüyoruz Amerikan endekslerinde. BIST %100'de günü %1'e yakın yükselişle kapandı. Ama benim burada dikkatini çekmek istediğim başka bir endeks var. BIST tüm endeksi. Burada yeni bir rekor kırıldı bugün ve 3500 seviyesine de oldukça yaklaşıldı. İşte burada görece daha ufak kağıtlara alışların devam ettiğini, yerli yatırımcı tarafındaki algının pozitifte olduğunun göstergesi olarak görüyorum ben. Diğer yandan tahvil tarafında birazcık satış olsa da, dolar TL tarafında yeni rekor seviyeler görülse de ben borsanın 1100 seviyesindeki o ağırlık merkezini çok da sarsılmadığını görüyorum. Buna işte biraz yurt dışı etkisi diyebilirsiniz. Biraz işte reel faizlerin eksili olması nedeniyle yerli yatırımcıların daha dominant hale gelmesi, yabancı yatırımcıların sene başından bu yana ciddi bir miktarda çıkış yapmasıyla birlikte diyebilirsiniz. Sebep her ne olursa olsun yani hisse senedi piyasasına karşı ilginin bir miktar devam ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman endekslerin çok ciddi ayrışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Yine örnek vermek gerekirse sene başından bu yana BIST 100 endeksi %4 eksi olurken BIST 30 endeksi %11 eksi de, ancak BIST tüm endeksi %66 yukarıda. Benzer şey Amerika'da da var. Mesela sene başından bu yana Nasdaq %24 yukarı gitmiş. Dow Jones eksi 3.6. S&P %5 yukarıda. Yani gerçekten burada artık endeks seçmek yani ya da tamamen sektörel anlamda hisse senetleri bazlı yatırımlar yapmak daha makul ve daha cazip gibi görünüyor. Tabii Amerika'daki hikaye biraz teknoloji hisseleri önderliğindeydi ama önümüzdeki dönem bizde de aynı şey olabilir. Keza bugün enerji hisselerinin çok ciddi prim yaptığını görüyoruz ve bankacılık hisselerinin geride kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu tarz sektörel dağılımlarla, sektörel ayrışmalarla açıkçası ben geleceğin şekillenebileceğini, hatta endeks içerisindeki hisse senetlerinin ağırlığının da çok ciddi şekilde değişmekte olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha da ciddi şekilde değişebileceğini düşünüyorum. Peki Daniel Bey, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Evet hocam, işte endeksler tarafında durum bu. Durum bu. Yani evet. Pek çok noktada. İşte 5 tane biliyorsun dünyada 5 evet. Tane teknoloji hissesi alıp götürüyor bütün her şeyi. Dolayısıyla ama diğer hisse senetlerinde öyle büyük bir artış yok. Fakat işte Warren Buffett da biliyorsun onun çok izlediği bu Wilshire dedikleri bir şey var. 5000 endeksden oluşan bütün piyasa değeri, toplam piyasa değerini gösteren bir değer var. Sanırım son günlerde bu endeksin değeri, şöyle not almıştım, 35.9 trilyon dolara yükselmiş. Oysa Amerika'nın gayri safi yurt içi hasılası 19.4 trilyon. Dolayısıyla şöyle baktığınız zaman orana %185'lerle şu anda yani piyasa değerinin gayri safi yurt içi hasılayı oranı %185 herhalde şu anda tarihi zirveyi yaşıyor. Bu ciddi anlamda pahalı olduğunu gösteriyor hisselerin bu piyasada. İşte sadece merkez bankalarının desteğiyle, parasal genişlemeyle tutulan bir yapı. Bunlar geleneksel, artık biliyoruz 2002 yılından bu yana sürekli aynı politikalar. Sürekli para ver, faizi düşür, parayı ver, varlık satın al. Bu şekilde. Bu döngü nerede biter hocam? Bu döngü nereye biter? Seyirciler sormuş mesela. Zaten şöyle bir şey de var. Amerika'da zaten enflasyon hedeflemesi de bırakıldı biliyorsun. Yani evet. Yani enflasyonu ikinci plana attılar. Enflasyon da olabilir dediler. Bu borçları başka türlü zaten silemezler yani. Ya enflasyonla bunları sileceksin. Yani biraz
hani dolanarak sileceksin ya da direkt sileceksin. Ben bu şu kadar işte öğrenci kredisini almıyorum diyeceksin. İşte şu kadar konut kredisini affettim diyeceksiniz. Şirketlerde şu kadar kredileri siliyorum diyeceksin. Dolayısıyla başka çözüm yok. Şimdi bu sürdürülemez dediğimiz, yani ne zaman biter hikayesi, merkez bankaları bu desteği verdiği sürece bu devam eder. Yani ama piyasalar çok büyük bir tedirginlik içinde bunu sürdürmeye çalışır. Ve maalesef bu reel kesime yansımadığı için de ekonomide çok daha ciddi problemler derinleşerek artmaya devam eder. Sorunlar büyümeye devam eder. Hı hı. Çünkü şirketlerin, biliyorsun, Amerika'daki birçok şirketin tahvil ödeme dönemleri geliyor ve bu tahvil ödemelerini yapamayacağı konusunda çok büyük beklentiler var. Yani bu krediler artık döndürülemez noktada birçok şirkette. Hani bizim işte zombi şirketler veya Ponzi şirketler dediğimiz şirketler maalesef onların da sorunu, bütün dünyanın sorunu, bizim de sorunumuz. Bu sorunlar devam edecek. Siz de ne yapacaksınız? Kurtarmaya devam edeceksiniz. Para vermeye devam edeceksiniz ve bunu sürdürmeye çalışacaksınız. Ama bir gün bankacılık sektörü artık biz bunu sürdüremeyiz derse, sürdüremeyiz dediği anda olay farklı bir noktaya doğru gider. Veyahut da ekonomi yönetimi de kararını verebilir. Ya bir dakika, bu şirketlerle bizim yürüyemeyiz deyip ülkeler bu şirketleri yavaş yavaş ne yapmaya başlarlar? Temizlemeye başlarlar. Biz şimdi sorunu hep döviz kuru üzerinden konuşuyoruz. Çünkü döviz üzerinden bahsediyoruz. İşte rekabetçi kur değil mi? Gelişmekte olan ülkeler için tabii. Bizim için önemli. Evet, Amerika için de önemli. Avrupa için de önemli. Gerçi çok da önemi kalmadı artık onların. Hani böyle ihracatları, ithalatları, onların dertleri şu anda. Borsayı nasıl tutacağız? İşte, seçimi nasıl kazanacağız? Seçimi nasıl kazanacağız? Onların derdi başka. Ama bizde de işte kur, enflasyon var. Enflasyon varsa kur da yükselecek, gayet basit yani. Kuru aşağıya doğru nasıl çekeceğiz? Bir de hep söylediğim gibi döviz üreten bir ülke değiliz. Yani döviz üretemiyoruz çünkü ihracatta sıkıntımız var. Turizmde çok ciddi sıkıntımız var. Hala Avrupa, sen biraz önce başlarken söyledin. Avrupa'nın toparlanmasının biraz daha gecikmeli olacağını söyledin. Bence V tipinde de o PMI'lar falan yanıtmasın yani. Hani ilk anda çok dibi gördük Nisan, Mayıs'ta falan. Ondan sonra tekrar böyle hızlı bir şekilde 50'lerin üzerine atladı şimdi PMI'lar veya 50'ye yakın noktalara geldi. İşte V tipi toparlanma mı var? Şimdi onlar stok tamamladılar. Stoklar tamamlandı. Talep bakalım canlı bir şekilde devam edecek mi? Harcamaya devam edecek mi? Sonuçta sizin işte turizm kesiminiz, birçok insan otelini açmamış, şu olmuş, bu olmuş. Burada birçok şirket taleplerini ne yapmış durumda? Azaltmış durumda. Ama geçici olarak işte bu verdiğimiz krediyle otomobilin olmaması, işte veyahut da otomobilin gecikmeli olarak talebe yanıt vermesi veyahut da işte konut sektöründeki o satış furyasıyla beraber mobilyanın patlaması, beyaz eşyanın patlaması, işte televizyonun patlaması, bütün bunlar belli bir süre sonra ne olmaya başlayacak? Durmaya başlayacak. Hocam peki bu önlemler alınıyor ya bir yandan. Evet. Hangi önlem derken, yani bu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonuma işte maliyetlerini yukarı çekmeye çalışması falan. Kredi büyümesini durduracak mı? Orada hakikaten o hızlı yükseliş hızlı bir şekilde de geriye gelecek mi? Öyle bir inancınız var mı? Tabii ki yani artık bu faizlerle kimse konut kredisine başvurmaz. Yani birin üzerine çıktı şu anda konut kredisinde faiz oranı. Yani konut satamazsınız. Bundan sonra o bıçak gibi kesilir. Fiyatlar da yüksek. İşte, tabu dairelerine gidin, sorun. Yani tabu dairelerinde gayet net. Günde kaç işlem yapıyordunuz? Kaç işlem yapıyordunuz bir ay önce değil. Şimdi kaç işlem yapıyorsunuz? Bugün itibariyle kaç işlem yapıyorsunuz diye sorun. Zaten anında kesiliyor. Çünkü maliyetiniz birdenbire yükseliyor. Şimdi mesela o 0.64'te 160 ay mı, 180 ay mı neydi biliyorsunuz? Evet, 180 aydı 180 galiba. 180 ay, inanılmaz bir vade verdiler. Şimdi öyle bir vadede aylık 100 bin liranın ödemesi 930 lira mı, 950 lira gibi bir rakamdaydı. Şimdi bir kere 120 aya indi. Bir dediğiniz zaman, %1 faiz dediğiniz zaman 100 bin liranın taksiti 1.450 oluyor.
birdenbire 500 TL her ay daha fazla ödeme yükü geliyor insanlara. Ev alanlar da ne olarak gördü? Ya bir fırsat burada. Yani şu anda krediler hadi cazipken. Cazip, enflasyon yüksek. Evet. Belki yarın alamayabilirim. Hmm. Şimdiden ne yapayım? İşte biraz param birikti. Şu anda işte çok güzel bir destek de var. Buradan bu furyadan biz de alabilir miyiz diye baktı. Hmm. Ama o bitti. Yani onu çok sürekli o silahı kullanamazsınız yani. O silahı sürekli kullanamayız yani. Sürekli krediyle bu işi götüremezsiniz. Mutlaka bu işin üretim ayağıyla desteklemeniz lazım, ihracat ayağıyla desteklemeniz lazım. Geniş kesimlerin sağlıklı bir şekilde gelir elde etmesi lazım ki gidip sürekli talep yaratalım. Değil mi? Yani şimdi mesela okullar uzaktan başladı. Şimdi servis şoförleri ne yapacak? 600 bine yakın insan bu sektörde para kazanıyor. Yanında çalıştırdığı kişiyle beraber söylüyorum. İşte evdeki insanları da koyarsanız 600 bin insan şu anda Şubat ayına kadar ne yapacağını şaşırmış bilmiyorum durumda. Evet. Şimdi önünü göremezken buna hadi git araba al desen araba alır mı? Tabii. Ha, gerçi 0.50 faiz desen vallahi onu da alabilirler. Ama artık o kredideki ivmelenme bitti. Tam tersi geri dönmeye başladı. Mesela evet ekrandaki tablo işte ticari kredilerdeki artış 15 Mayıs'tan itibaren hız kesiyor diyor. Tüketici kredileri hızlı artışını sürdürdü. Evet ama ondan sonra hepsinde dikkat edersen hepsinin ucu aşağıya doğru dönmeye başlamış. Yani mecburen yani bu faizlerden kimse şey yapamaz. Yani gidip de öyle kredi alalım, döviz alalım, altın alalım, ev alalım falan, araba alalım diyemez. Ama tabii ki eski hala o sözleşmelerin getirdiği kredi artışı yavaş yavaş sürebilir. Nedir? İşte 0.64'te başvurmuş ama hala yanıt bekleyenler var örneğin. Hmm. Hala yanıt bekliyorlar. Bazı bankalar vermedi tabii yani hayır çıkmadı krediniz dediler. Ama bazıları da mesela devam etti kredi taleplerini sonuçlandırmaya. Şimdi oralardan birazcık belki damlama olur. Ama ondan sonra yavaş yavaş biz gene taleple, gerçek taleple karşı karşıya kalırız. Şimdi okullardaki yemek şirketlerini düşünün bir de. Değil mi? Yani sadece okullarla ilgili baktığınızda bile birçok şey etkisi, tabii. Değişiyor. Şimdi şirketlerde birçok yemek şirketi bu şirketlerde ne veriyordu? Yemek veriyordu. Şimdi yemek yiyen sayısında bile özellikle hizmet sektöründe neredeyse yarı yarıya ne oldu? Azalma oldu. Çünkü bir bölümü hala evden çalışmaya devam ediyor. O zaman yemek şirketi... Neredeyse her yerde azalmış durumda aslında. Tabii, hani içerideki insan sayısı hani... Değil mi? Ve şimdi bu değil, özellikle işten çıkarma yasağı nedeniyle de bakmayın siz çok fazla yansımadı yani işsizlik oranlarını tabii. Çok fazla böyle biz anlayamıyoruz. Gerçi iş gücüne katılım oranında çok ciddi bir düşüş var orada 4 puanlık bir azalış var iş gücüne katılımda Türkiye'de. Tabii o çok iyi göstermiyor bize işsizliğin boyutunu ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani firmalar bir süre dayanır, bir süre sonra der ki tamam eğer kısa çalışma ödeneğini almaya devam ediyorsak ederiz. Ondan sonra ben daha fazla dayanamam diyebilir. Özellikle hizmet sektöründe, restoran sektöründe, otel sektöründe birçok firma gerçekten kapısını açamadı. Yani ben görüyorum etrafımda bu firmaları. Açamayanları İstanbul'da da var, hemen hemen Türkiye'nin her yerinde var. İşte biraz biz Edirne nefes aldı. Şimdi bir ay işte kapıları açtılar, bir ay içinde işte Bulgarlar gelmeye başladı. Yoksa esnafın orada da durumu vahim. Yani 100 lira ciro yaparken bu salgın öncesinde bu cirolar 30 TL'lere düştü. Bu nasıl sürdürecek yani kirasını nasıl ödeyecek, stopajını nasıl ödeyecek? Tabii sabit buradaki gelirler var, şeyler. Giderler var. Evet, çalışan sayısını ne yapacak mecburen? Azaltmaya başlayacak. Yani bu ciddi bir problem. Dolayısıyla bizim bu belirsizliği bir kere pandemi belirsizliğinin ortadan kalkması lazım. Biz biraz daha güven vermemiz lazım. Yani dışarıdan maliyetlerimiz yüksek, topladığımız paranın maliyetleri yüksek, CDS'lerimiz hala yüksek. İşte bankacılıkla ilgili notlamalara bakıyoruz, olumsuz geliyor. Ama bir toparlanma var mı? Evet, krediler ekonomiyi toparladı.
Yani tabii ki göstergeler iyiye doğru gitti. Hı-hı. Bir toparlanma oldu. Sonra açılma oldu en azından. Yani insanlar eve kapanmaktan vazgeçti. Ama tabii bunun yani uzun vadede sürer mi bu durum? Yani insanlar dışarıda kalmaya devam eder mi? Bilmiyoruz. Yarın eğer bu hastalık haberleri çok fazla yayılmaya başlarsa herkes ne yapmaya başlar? Biz de şu anda evet stüdyoda yapıyoruz ama biz de tekrar eve dönüp evden yapmaya başlarız. Tabii bunun da getirdiği ne olacak? Harcamalarda bir daralma olacak. Yani akaryakıt harcaman azalacak, arabaya binmeyeceksin, evet, değil mi? Yani alışverişe daha az gitmiş olacaksın. Dışarı çıkınca mutlaka bir şey alınır, bir yere uğranır. Dışarıda yemek, yani ben buraya geliyorum Edirne'den geldiğim için dışarıda en azından bir yemek yiyorum. Yemek yediğim zaman para ödüyorum orada. O tabii. Restoran işliyor oradan, bir akarı geliyor. Herkes evine kapanırsa, kimse harcamazsa o restoran belki 15 kişi çalışıyorsa yarısını çalışacak. Daha fazla dayanamayacak ve kapatacak. Yani birçok örnekleri var. Riskler şu anda yüksek, evet, diyorsunuz. Bence riskler yüksek. Evet. Ama tabii morali de bozmamak lazım. Yani burada morali bozmadan gitmek hocam lazım. Söyleyip morali bozmamak lazım. Hayır, şöyle ama morali bozmamak lazım. Ne yapalım? Yani ya niye büyüyemiyoruz? Onu o zaman şöyle konusunda, cevabını da şu bir Avrupa Borsası Endeksi sondurmalı. Onu da tabii sonra konuşalım. Büyüme kompozisyonu Türkiye'de. Bir Ceren Dilekçi'ye döneceğiz efendim, Avrupa'ya. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Neler konuşuluyor Avrupa borsalarında, endeksler, yeşillerde, seni dinliyoruz. Gözde merhaba. Bugün tüm gün Avrupa borsalarında iyimserlik vardı. Endeksler dünkü satışların ardından bugün yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Ki endekslerde ABD borsalarının açılmasıyla beraber yükseliş hızlandı. Ve Almanya borsası öncülüğünde Avrupa borsaları %2'ye varan oranda değer kazanmakta. Özellikle teknoloji hisselerinin pozitife dönmüş olması bugün endekslerdeki iyimserliği destekledi ki ABD borsalarında da benzer bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu hafta aslında hem Perşembe hem de Cuma, iki gün kaldı önümüzde ve iki günde kritik toplantı var. Yarın gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak. Özellikle son dönemde Euro'da meydana gelen hızlı yükselişin ardından yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Euro'da güçlü yükselişin tahminlerini ne ölçüde değiştireceğine ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bugün Bloomberg'de yer alan haberde politika yapıcıların, Avrupa Merkez Bankası'ndaki politika yapıcıların tahminlerinde daha iyimser olduğuna dikkat çekildi. Hatta görüş veren yetkililerden biri yarın Avrupa Merkez Bankası'nın gayri safi yurt içiyle tahminlerinde bile yukarı yönlü revizyona gidebileceğine dikkat çekti. Tabii gözler ağırlıklı olarak enflasyon tahminlerinde olacak. Bugün pariteye baktığımız zaman gün içerisinde 1.1753 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu saatlerde 1.1820'ler seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü ise Euro bölgesi Maliye Bakanları toplantısını takip edeceğiz. Berlin'de gerçekleşecek ve Şubat'tan bu yana ilk kez %1 araya gelmiş olacak liderler. Burada da ekonomilere kalıcı destek taahhüdünün çıkması bekleniyor toplantıdan. Çünkü şu noktada henüz mali teşvikleri geri çekmek için uygun bir zaman olmadığını söyleyecek bakanlar. Bugün de IMF'den benzer bir açıklamanın geldiğini gördük toplantı öncesinde. Koronavirüs krizinin sona ermekten uzak olduğunu belirtti IMF ve daha fazla ekonomiye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Brexit ile ilgili haber akışını takip ediyoruz. Bugün sterlindeki değer kaybı hızlandı. Anlaşmasız Brexit etkisiyle gerçi şu saatlerde yeniden yükselişe geçmiş gibi gözüküyor gözde. Ama gün içerisinde pound dolar karşısında 7 haftanın en düşük seviyesini test etti. Çünkü burada İngiliz hükümetinin Brexit geri çekilme anlaşmasının maddelerini değiştirmek istemesi Avrupa Birliği cephesinden oldukça sert tepki aldı. Mesela bugün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İngiltere hükümetinin geri çekilme anlaşmasını ihlal etme yöndeki açıklamalarını endişe verici olarak nitelendirdi. Ve Avrupa Birliği geri çekilme anlaşması konusunda olağanüstü bir ortak komite toplantısı düzenlenmesini istedi. Bugün de Boris Johnson'ın sözcüsü yaptığı açıklamada ortak komite toplantısının düzenleneceğini fakat henüz tarih üzerinde bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti. Son olarak öne çıkan şirket haberlerine bakacak olursak bugün Avrupa genelinde Pfizer ile BioNTech deney aşamasında oldukları aşılarından Avrupa Birliği'ne 200 milyon doz tedarik etmek için ön anlaşmaya vardığını duyurdu. Ve anlaşma fazladan 100 milyon doz tedarik için ek seçenek içeriyor. Aynı zamanda Louis Vuitton, burada büyük bir anlaşma söz konusu. Fransız
lüks tüketim de bir marka Louis Vuitton, Tiffany'yi satın almak için görüşmeler yürütüyordu bir sürede. 16.2 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütülüyordu. Fakat bugün yapılan açıklamada anlaşmanın bozulduğuna belirtildi, dikkat çekildi. Çünkü Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Fransız lüks ürünlerine vergi uygulama tehdidi nedeniyle şirketin anlaşmayı 6 Ocak 2021'den sonra bir tarihe ertelemesini istedi. Fakat Tiffany'nin alım sürecinin bu koşullarda tamamlanmayacağı belirtildi Gözde. Ceren, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Avrupa'daki son durum evet. Böyle. Şimdi dönelim bize. İçeriye. Evet. Bir arkadaşımız soru sormuş. Demiş ki esnafa çok fazla yükleniyorsun. Yani fiyatları düşürsün mü faturalarımız artıyor diye. Şimdi burada zaten esnaf gerçekten çok hani darbe alan kesimlerden bir tanesi. Hı hı. Tabii ki esnafın da yanlış yaptığı çok şey var. Onu da söylememiz lazım. Yapılan yanlışlıkları da söyleyeceğiz. Ama esnafın gerçek maliyetinin bu pandemi sürecinde ya yani salgın döneminde %35'ler civarında olduğunu söyleyebilirim. Yani yıl başında 100 olan bir mal kendilerine şu anda 135 olarak giriyor. Birçok esnafın yani bugün gidin özellikle perakende ticaret yapanlarda kendilerine çok yüksek yansıdığını biliyoruz. Zaten biz bakkaldan veya esnaftan fiyat düşürmesini beklemiyoruz. Hı. Bu değil. Kastettiğiniz bu değil. Bizim kastettiğimiz evet. Oradaki fiyatlar değil. Bizim kastettiğimiz işte o %35'lik maliyet nereden geliyor? Hmm. Yani kur %20 artarken örneğin bu süreçte %35 nereden artıyor? Çünkü işçilik ücretleri o kadar artmıyor. %35 artmadı, %40 artmadı. Ama nasıl mantıkla bakıyor? Ya diyor nasıl olsa artar maliyetim. Biz şuna bir bakalım bir söyleyelim. Ondan sonra devam edelim diyor. Çünkü işletmeler maalesef sermayesiz çalışıyor. Hı hı. Çok büyük finansman maliyetleriyle karşı karşıyalar. Sermayelerini yitirmişler. Zamanında hep yıllarca program yaptığımız için ya bu güzel günlerde bu paraları biriktirin, evlere, arabalara yatırmayın bu paraları, sermayelerinizi artırın diye herhalde defalarca söyledim. Herkes harcayın falan derken ben 10 yıldan beri aşağı yukarı program yapıyorum burada. Her seferinde aman dikkat edin, nakitte kalın, herkes alıyorsa siz satın ama nakde geçin. İşletmelerinizde verimliliği artıracak önlemleri alın. Dolayısıyla yani elemandan ücret kesmek yerine verimliliği nasıl artırabiliriz diye yani çıktığı nasıl artırabiliriz? Daha düşük maliyette nasıl hareket edebiliriz? Şimdi bir de çok büyük bir finansman maliyeti üzerlerine bindi. Çünkü bu işletmeler çok yüksek kredilerle çalışıyor. Çok büyük maliyetlerle çalışıyor. Kredi maliyetleriyle yıllık %10-15 şu anda en azından kredi faizleri var bunların üzerinde. Öz kaynağı yoksa neredeyse bilançolarının yarısı banka kredisinden oluşuyorsa bu şirketlerin bu şirket bütün o maliyetini nereye yansıtıyor? Malın fiyatına yansıtıyor. Bir de üzerine biraz da kar yapacak. Çünkü aldığı malı ne yapamıyor? Yerine koyamıyor. Bugün işte 35'e aldığı malı 50'ye satıyor. Evet. Diyelim ki esnaftan bahsedelim nihai ürün olarak 50'ye satıyor ama bir dahaki sefere 50'ye de alamıyor sattığı malı. Kurla ilgili beklentilerin daha stabilize olması tabii ve işte o tekelci yapı yani asıl tekelci yani piyasayı tutmuş olan o yapı maalesef çok borçlu olduğu için sermayesini yitirdiği zamanında sermayesini güçlendirmediği için evini arabasını satıp şirketine koymadığı için maalesef bankaların kredisini kendi parası gibi görüp, borçlanmayı kendi parası gibi görüp, sermayesi gibi görüp hareket ettiği için çok yüksek maliyetle çalışıyor. Şu an borçlu bir de, olmayan işin var bir de mı? Devlet maliyeti de var. Bir tane ÖTV'si bilmem nesi onlar da bindiği zaman. Şimdi herkes borçlu. Bütün şirketler borçlu ve borç oranları da gittikçe artmış. Bakın işte sanayi firmalarına da bakın, ilk işte 500'e de bakın, ikinci 500'e de bakın. Bütün rakamlar borçluluk oranlarının yükseldiğini söylüyor. Bunlar aynı zamanda bütün sektörlere mal veren nedir? Firmalardır. O zaman bu maliyetleri nereye yansıtacaklar? Bir de kardan taviz vermeyeceklerse otomatik olarak bu tekelci yapı, tamam benden alacaksan ben bunu bir fiyatla satarım diyor. Çünkü ikame edebileceğiniz bir ürün yok yerine. Hı hı.
Herkes piyasada birbirini kollayarak iş yapıyor. O nedenle hani esnaf arkadaşımız alınmasın, onun şey değil, bizim asıl daha esnaftan ziyade daha o tekelci yapılar üzerine gitmemiz lazım. Ama tabii burada özellikle devletin maliyetlerini de bunun üzerine ekleyerek konuşmamız gerekiyor. Yani bir sürü maliyet var işte. Yani biz işte bu süreçte mesela bir yıl boyunca bu pandeminin ne olacağı belli. Yani işte sonbaharda artacağını daha Mayıs'ta söylemişti herkes. Bekleniyordu. Ne olur mesela bu sene dersiniz şu stopajı almıyoruz. Yani iş yerlerinin stopajlarını devlet olarak almıyoruz deseydik olay bitmişti. Veyahut da işte elektrik faturasının yarısını ödemek, ben hep söylüyorum ya, şu elektrik faturalarının işletmelerin, tarım, sanayi neyse işletmelerin yarı elektrik ücretini ödeyelim. Çalışan işletmenin elektrik gideri vardır. Tabii. Şimdi öğrenciler uzaktan eğitim yapacak. Şimdi anketler yapılıyor. %60-65'inin erişim konusunda problemler var. İnternet hızı yetmiyor, internetle ilgili bilgisayar eksik. O zaman bunu ne yapacak? Devlet bir şekilde karşılayacak, interneti bedava verecek öğrenciye. Bu şekilde aktaracağız. Yani açık vermekten de çok fazla korkmayalım. Hı. Ama açığın finansmanına da dikkat etmemiz lazım. Peki. O zaman bir telefon bağlantımız daha var, onu da alalım. Tabii ki. Skype bağlantımız, düzeltiyorum. Kaan Kavaloğlu bizlerle, Limak Turizm Grup Başkanı. Kaan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Şimdi biraz koronavirüs pandemi süreciyle artan vaka sayıları, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında alınan bazı kararlar var. Sektör olarak nasıl acaba etki getirecek, onu konuşmak istiyoruz ama tabii büyük resimde turizmle ilgili beklentiler de var, onları soracağım. Memnuniyetle tabii, isterseniz önce başlayalım. Biliyorsunuz bizim toplam 8 tane otelimiz var. En yeni otelimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bafra bölgesinde açtık, Limak Cyprus. Tabii 11 Ekim'de seçimler var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla seçimlere bağlı bir karar aldı Bakanlar Kurulu ve eğlence yerlerini kapattı. Daha sonra da Türkiye'den bildiğiniz gibi hem Türkiye'de PCR testi uygulanıyordu hem de girişte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan'da bir PCR testi uygulanıyordu. Ama en son alınan kararla 7 günlük bir karantina kararı oldu. Bundan dolayı da tabii kimsenin bu dönemde tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünmesi bu şartlarda çok mümkün olmadığı için biz de oradaki otelimizi geçici bir süreyle diğer otellerle, biz en son dayanan otel grubuyduk. Biz de kapatma kararı aldık geçici bir süreyle. Bu hafta sonu otelimizi orada kapatacağız. Bu kararın zannediyorum seçim sonrasında, 11 Ekim'deki seçim sonrasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında değişeceğini düşünüyoruz. Ama bu döneme kadar da kapalı kalmaya, birazcık da siyasetten, turizme uzaklaşacağız el birliğiyle. Farklı bölgelerde otelleriniz var, onu biliyoruz. 8 otel dediniz ama nasıl, turizmle ilgili beklentilerde kısmen bir iyileşme vardı ama artık sezon sonu yaklaşıyor. Sizce bu yılı nasıl kapatırız? Tabii bu pandemi döneminde tarihimizin en kötü dönemini yaşadık. Hani bunun artık ahval edecek çok fazla bir şansımız yok. Ağustos ayı itibariyle otellerimiz belli bir seviyede doluluk oranlarında erişti. Yani o maksimum %70 civarında oldu. Daha çok 52 ülkeden misafir ağırlıyoruz şu anda Antalya'da. Gelen kişi sayısı 1 milyon 850 bini buldu. 2021 için hazırlık yapıyoruz demek lazım aslında. 2021 için burada gelip bizi ziyaret eden turistler ülkelerine döndüklerinde burada almış olduğumuz tedbirleri, burada uygulamış olduğumuz sistemimizi yurt dışında bizi temsil eden bireyler olarak anlatacaklar. 2021 yılında bunların davasını düşünüyorum. Fakat da hani 2018'de 2019'a kıyasla baktığımızda yaklaşık %85'lik bir kayıp var. Bu çok büyük bir kayıp. Kapatılması uzun süreler alacak bir kayıp. 2023 yılından önce bu rakamların 2018-2019 rakamlarına çok kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bundan daha kötüsü olamaz. Bu kötüyü gördükten sonra bir parça iç turizmle, biraz BDT ülkeleriyle, Avrupa'nın açılmasıyla da bir parça Avrupa ülkelerinden bu yaralarımızı sarmaya çalıştık. Ama ana kaynağımız bizim iç turizm hareketiydi. Biraz önceki şeyimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük bir iç turizm hareketi olmadığı için ve ekonomi turizme bağlı olduğu için Türkiye'deki gibi bir sistem kurgulayamadık maalesef orada. Dolayısıyla
Türk turist, yani Türkiye'den gelen, ana vatanından gelen turist çok önemli Kuzey Kıbrıs'ta. Onların da gelme imkanı olmayınca Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ndeki faaliyetimizi geçici bir süreyle durdurma kararı aldık. Bu kararı geçici olarak aldık. Herhalde önümüzdeki ay tekrardan değerlendirip elimizden geldiği sürede ivedi bir şekilde açmaya çalışacağız. Bu arada Larnaka'ya her gün 45-50 uçak iniyor ve Larnaka'daki, yani Larnaka'yla hani inen turistlerin tamamı istedikleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelebiliyorlar. Bu da tabii bir parça ironik oldu bizim açımızdan. Hani ana vatana kapalı ama Rum kısmına açık bir durum söz konusu. Bunun da tekrardan siyasi otorite tarafından değerlendirileceğini düşünüyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi turizm şu anda siyasetin biraz gerisinde kalıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim bittikten sonra ben her şeyin çözüm odaklı olacağına inanıyorum Kuzey Kıbrıs'ta. Peki. Kaan Bey, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Şimdi hocam 2021'e artık bakıyoruz dedi Kaan Bey. Yani 2020 kayıp yıl, bu sadece böyle turizm için değil. İşte soruyorlar, kariyer planlamanızda işte ne yapıyordunuz, kariyeriniz nasıl geçti? 2020'de ellerimi yıkıyordum diyor. Böyle espriler dolaşıyor. Evet, doğru. Dolayısıyla doğru. Hakikaten takvimlerden belki de silip atacağız. Nasıl yani bir 2020 değil mi ya? Vallahi nasıl başladı hocam? Hep konuşuyorduk böyle 2020'ye güzel başlamıştık diye. Sonra geçen gün yine Hakan Güldağ da söylüyordu. Tüm siyah kuğular bir anda geldi diye. Evet, evet. Hakikaten öyle. Peki biz ne yapacağız kendi adımıza? Siz kaldığınız şimdi, yerden devam edin. Tabii bu, ben açık konusunda çekinmiyorum. Yani hani devletin açık vermesi falan, ama bu açığın finansmanı gerçekten önemli. Çünkü devleti bütçe açığı borçlanmayla kapatılıyor, biliyorsunuz. Yani yöntem belli. Borçlanmayla kapatılıyor. Hem para da basabilirsiniz ama onu pek bizim gibi ekonomilerde tercih edilen bir durum o değil. Enflasyonist bir baskı yaratabilir veyahut da döviz tercihini daha doğrusu çok hızlı bir şekilde artırabilir. Ama sizin paranız birinci derecede rezerv olsaydı, Amerika, Avrupa, İsviçre gibi basalım ne yaparsın? O zaman rahat rahat bu işi print edebilirdin, yani bol miktarda kağıda imza atıp yapabilirsin. Ama Türkiye'de bu birazcık zor. Bunu biraz farklılaştırarak farklı şekilde yapmak lazım. Ama dövize de çok bulaşmamak lazım. Ama şöyle bir baktım rakamlara. İşte 2015'te 116 milyar dolar bizim dış borcumuz varmış kamunun. 116 milyar dolar borcu. Şu anda 169 milyar dolara yükselmiş. Yani 53 milyar dolarlık bir dış borçlanmada 5 yılda artış var. Yani 5 yıllık sürede aşağı yukarı devlet 50 milyar doların üzerinde borçlanma yapmış. Merkez Bankası'nın borcu 1.3 milyar dolardan 8.3 milyar dolara yükselmiş. Yani toplarsak ikisini, Merkez Bankası'nda kamu olarak görürsek dış borçta 60 milyar dolarlık artış 2015 yılından 2020 yılına, 60 milyar dolarlık artış nereden geliyor? Kamu kesiminden geliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Özel kesim ise tam tersi 28 milyar dolar civarında borç ödemiş ve toplam dış borcu 253 milyar dolara düşmüş. Biliyorsunuz bizim 431 milyar dolar dış borcumuz var. Şimdi bu borcun içinde 170 milyar dolara yakını, bu bir de 2020 birinci çeyrek rakamı. Yani ikinci çeyrek sonunda veya şimdiki çok güncel bir şey değil ama yani yayınlanan veri bu. Şimdi bir çok ciddi bir kur riski alıyoruz burada. Yani devletin bu riskleri almaması lazım. Çünkü siz sonuçta bütçe açığını karşılamak için bunu yapıyorsunuz. Veya şunu da söyleyeyim, öyle bir rakam da vereyim size. Bu da enteresandır. Mesela 109 milyar TL biz nakit açığı vermişiz bu sene. Bunun karşılığında 259 milyar TL borçlanmışız piyasada. Yani neredeyse iki katına katı gibi bir rakamı ne yapmışız? İki katını da geçmiş. İki katından biraz daha fazla borçlanma yapmışız. Tabii bu borçlanmanın da bir maliyeti olacak, faiz maliyeti olacak. Eğer dış borç alıyorsanız, ki dış borçların payı %44 şu anda, ki biz bu rakamı 2015'te 39'a kadar getirmişiz. Ama şu anda %44 seviyesinde kamunun dış borcu. Bu kur riskini de ne yapıyor? Kur maliyetini de yükseltiyor sistem içinde. İşte verilen garantilerin döviz üzerinden verilmesi veyahut da sözleşmelerin döviz üzerinden yapılması gibi birçok olumsuz faktör kur riskinin alınmasına yol açıyor.
Burada biraz daha bizim TL ile borçlanmayı ne yapabilmemiz lazım? Yapabilmemiz lazım. Yani TL borçlanmamız lazım. Bunun için yani Merkez Bankası kaynağını çok harekete geçirmeden zaten dolaylı olarak zaten geçecektir. Kamu Bankası gider dips alır. İşte Kamu Bankası'ndan Merkez Bankası alır. Yapıyor bunu zaten yılbaşından bu yana. Bu şekilde zaten likitte genişlemesi de yapabiliyor Merkez Bankası. Ama dövizle borçlanmak bizim için çok ciddi bir risk. Yani dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı şu anda %60'ın üzerine çıkmış durumda. Çünkü bu sene bizim gayri safi yurt içi hasılamız 660 milyar dolar olacak. 660 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla, 430 milyar dolar civarında dış borç dediğiniz zaman %60'ın üzerine tırmanan bir ne ortaya çıkıyor? Dış borç oranı ortaya çıkıyor. Bu bizim riskimizi yükseltiyor. İşte rezerv konusunda da o rezerv yeterli mi yeterli değil mi gibi tartışmaları gündeme getiriyor, taşıyor. İşte CDS'inizi yüksek tutan en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Yani işte şu anda biz 3. veya 4. herhalde yüksek CDS'e sahip ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da borçlanma maliyetlerini sürekli ne yapıyor? Artırıyor. Onun için biraz daha bu yaptığımız yardımları her şeyi o kadar hesaplı kitaplı yapmamız lazım ki, şeffaf denetlenebilir yapmamız lazım ki yani hiçbir soru işareti olmadan bu bütçe açığını şeffaf yaptıktan sonra, denetlenebilir olduktan sonra, rasyonel olduktan sonra hiç kimse bütçe açının %3 değil, %4, %5 yapsanız ne olacak? Çok fazla eleştireceği bir şey olmaz. Ama insanları reel kesimi borçlandırırsanız ama bunların gelirleri azalıyorsa bunlar ileride nasıl borçlarını ödeyecek? Veya borç ödemek için esir olacaklar. Yani hiçbir harcaması kalmayacak. Başka bir şeye para harcayamayacak insanlar. İnsanlara biraz da böyle bir marj bırakmak lazım. Yani o gelirleri biraz nasıl artırabiliriz? Hı hı. Özellikle işsiz kalan kayıt dışı kesim var. Dün de söyledim. Örneğin eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir sürü işte müzisyen, şu bu bir sürü kişi şu anda bir kuruş para kazanamıyor. Yani işte biliyorsunuz işte yok, organizasyonlar yok, düğünler yok, şunlar yok, bunlar yok. Buradaki özellikle kayıt dışı, büyük ölçüde kayıt dışı çalışan bu kesim çok ciddi bir sıkıntı çekiyor. Bunu da en azından daha rasyonel bir şekilde bu dağıtımı ne yapabilmemiz lazım, gerçekleştirebilmemiz lazım. Dediğim gibi açıktan korkmayalım ama şöyle bir noktaya gelip hani kredilerle cari açığı azdıracak bir pozisyondan ziyade benim söylediğim gelirleri artıralım. Gelirlerin harcamaya dönüşmesiyle dış açık çok büyük bir dış açığa çok büyük bir etkisi olmaz. Neden? Çünkü bu insanlar sadece yiyeceğini, içeceğini, işte günlük harcamalarını karşılamak için ne yapacaktır? Bu paralar onlara verildiği için sadece günlük harcamalarını karşılayacaktır. Ama siz ona gidip de ya borçlan, faizleri düşürdüm, istediğin gibi harca dediği zaman ithalat ağırlıklı birçok malı ne yapmaya başlayacaktır? Alacaktır. Onun için biraz daha belki şunu... Bu arada ÖTV zamlarını da sormuşlardı. O yerli işte içerideki yerli... Mesela yerli üretim... Yani yerli üretim yapan veyahut da bir ağırlık belirlenir. İşte atıyorum işte %50'nin üzerinde yerli ürün kullanan işte otomobillerde ÖTV oranı şu dersiniz. Ama tamamen ithal edilen lüks katmana yüksek vergi koyabilirsiniz. Yani bence bunun hiçbir sakıncası yok. Çünkü birisi ödeyecek ya bunun maliyetini. Yani yani zenginden almayacaksak kimden alacağız? Hep geniş kesimlerden fakirden mi alacağız yani? Anlatabildim mi? Evet. O zaman zenginden de alacak bir yöntemi ne yapmamız lazım? Yani buna para veriyorsa eğer, yani işte 1 milyon euro, 500 bin euroyu çıkarıp da rahatlıkla o otomobili alıyorsa, tabii ki bunun vergisini ne yapacak? Ödeyecek yani, ÖTV'sini ödeyecek. Bunu gidin Çin'e de gitseniz aynı şeydir, aynı vergiyi onlar da ödüyor. Dolayısıyla bunlar ödeyecek. Yoksa biz aynı kesimlerden, hep kayda aldığınız kesimlerden vergi almaya devam ettiğimiz sürece bu işin içinden çıkmak da
çok mümkün değil. Yani giderleri onun için artıracağız dediğinizde orada yine teşvikler gibi mi? Yani nedir işte biraz önce söylediğim internet ücretinin devlet tarafından ödenmesi. İnternet bugün 80-90 TL para ödüyoruz yani internet dediğiniz ben zaman ayda bir aileye yani bir evde 80-90 TL ödüyorsun. Şimdi tabii bunun hız var, şu var, bu var. Uzaktan eğitim belki kaldırmayacak. Diyeceğiz ki biz bunun şeylik yükseltelim bu sefer 130-140. Ben en düşük şeyden bahsediyorum. Yani o online eğitimde dediğiniz gibi onlar yani, kurtarmıyor. Yükselince... Evet. 140 lira. Bu az para değil ki. Yani bir aile için 100, yani şimdi asgari ücretle çocuğunu asgari ücretle çocuk okutan bir veli için ne kadar zor bir durum. Yani 140 TL internete para vermesi. Evet. Dolayısıyla bunu ne yapmamız lazım? İşte devletin en azından bu internet şirketleriyle görüşüp ya çok ciddi bir indirim sağlaması yani destek sağlaması gerekir. Nasıl görev zararı yapıyorsan diğer konularda veya işte garanti vermişsen aynı şey burada da ne yapacaksın? Buradaki gibi parayı desteklerle ne yapacağız? Onları da mağdur etmeyecek şirket de. Çünkü o sonuçta şirket de bunun altyapısını hazırlamış, şunu yapmış, bunu yapmış. Oturacağız maliyeti nedir diye devletle oturacak, konuşacak ve bunlar ödenecek yani başka çaresi yok. Peki hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Her çarşamba olduğu gibi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizlerleydi efendim. Kapatıyoruz günden kalanları. Bir haberimiz var, onu da ekrana getirelim. Robeco Küresel Hisse Araştırmaları Başkanı bir açıklamada bulundu, bir yorumu var. Teknoloji hisseleriyle ilgili özellikle izliyoruz. Hoşçakalın. Here we are. Gundlach. Olay şu. Gundlach diyor ki, şu an S&P 500 tarafında düşüş yaşanan bir dönemdeyiz ve genel olarak teknoloji hisseleri bir savaş veriyor ve onların liderliği de çöküş yaşıyor. Neredeyiz şu an? Nasıl bir noktadayız? Yoksa riskli bir bölgede miyiz? Hisse piyasası rallisinin bittiği bir noktada mıyız? Sizce ne dersiniz? Merhaba Manu, sizinle olmak çok güzel. Şu an içinde bulunduğumuz yeri şöyle açıklayayım. Size zaten bir süredir konuşuyorduk bunu. Temmuz'un sonunda en son programınıza çıktığımda teknoloji hisselerinin çok büyük ihtimalle fazlaca değer kazandığından bahsetmiştik ve bir geri çekiş beklediğimizi söylemiştim. Ben bir çöküş beklemiyorum, bu bir düzeltmedir. Ancak burada yatırımcılar için en önemli olacak şey bir sonraki şeyin ne olacağı. Şunu söyleyebilirim, bu piyasalarda daha döngüsel hisselere girişin başlangıcıdır. Sizin de söylediğiniz gibi teknoloji hisselerinde çok büyük değer kayıpları yaşanıyor ve şu an büyüme oranını fiyatladıklarını söyleyebilirim. Gerçeklikte bir kez daha getiri büyümesine bakacak olsak ikinci ve üçüncü çeyrekte önümüzdeki yıl işler biraz daha zorlaşabilir ve zaten büyüme oranlarının aşağı geldiğini görüyoruz. Dışarıda daha döngüsel hisseler var ki şu an ekonomik aktivitedeki iyileşmeden bunların faydalandıklarını görüyorum. Ancak zaten bu hisseler çok büyük oranda altında performans gösteriyordu şu ana kadar. Bence yatırımcılar bu hisselerden biraz daha alış yapmaya başlayacak şu andan itibaren. Fabiana merhaba. Bu bir düzeltme, bir çöküş değil dediniz. Çöküş yaşanmıyor dediniz. Yatırımcılar bu noktadan alacak olursa onlara hangi ismi önerirsiniz? Anne-Marie, biz genel olarak tek tek hisse ismi vermiyoruz. Ancak hatırlayacak olursanız uzun süredir konuştuğumuz bir şey vardı. Özellikle de ABD'deki IT hisselerinden kar kazandığımızı söylemiştim. Kar elde ettiğimizi söylemiştim. Onların temellerinin güçlü olması hoşumuza gidiyor. Ve paramızın bir kısmını daha döngüsel özellikle de sanayi tarafındaki ABD tarafındaki hisselere yatırmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da da. Özellikle Avrupa piyasalarını çok seviyoruz çünkü onlar şu ana kadar geride kalmışlardı. Çok fazla döngüsel hisse var o tarafta ve onların değerlemeleri oldukça düşüktü. Aynı şekilde de Kuzey Asya hisselerini de tercih ediyoruz. O tarafa daha fazla para koyacağımızı söyleyebilirim.